Evet 30. sorumuzla devam ediyoruz. Hücre zarındaki madde taşınma şekillerinden bazıları aşağıda verilmiş arkadaşlar. Şematize edilmiş. Bu taşıma şekillerinden hangilerine bağlı olarak hücredeki ATP miktarının azalması beklenir? Yani bu taşıma şekillerinden hangisinde ATP harcanır arkadaşlar? Bunu soruyor bize. Hangisinde ATP harcanır? Şimdi birinci şeklimize bakalım. Glukoz küçük molekül. Nasıl? %2'den %10'a doğru. Yani azdan çok. Hangi olay var arkadaşlar burada? Aktif taşıma var. Aktif taşımada ATP harcanır. Yani bir numaralı olayı alırız. Bir numaralı olayda ATP harcanır. İkinci olayımıza bakıyoruz arkadaşlar. Amino küçük molekül. %20'den 3'e gelmiş. Yani çoktan aza. Nedir? Evet, difüzyon. Difüzyon olayında ATP harcanmaz. O zaman 2 numaralıyı almıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. 3 numaralı olay. 3 numaralı olaya bakıyorum. Yalancı ayak oluşumu var ve protein. Arkadaşlar büyük moleküllerin hücre zarından geçişinde mutlaka ATP harcanırdı. Protein yalancaya oluşmuş. Yani evet fagositoz. Fagositoz olayında da ATP harcanır. 3 numara olayı alırız arkadaşlar. Devam ediyoruz 4 numaralı olayımıza. 4 numaralı olaya baktığımız zaman glikojen pinostik cep oluşmuş. Yani sıvı madde alışım alınım değil mi? Bu olay ne? Pinostoz. Pinostoz. Pinostozda da ATP harcanır. Bundan dolayı aktif taşıma, fagositoz ve pinositoz olaylarında ATP harcanır. Yani ATP miktarı azalmış olur. Şıklarımıza baktığımız zaman 1, 3 ve 4 numaralı olaylarda ATP miktarı azalır. Cevabımız D seçeneği olur.